3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 145 Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 145 Düşünelim öğrencilerin hepsi çok heyecanlıydı. En demokratik seçimin böyle yapılacağını biliyorlardı. Sıraya girip tek tek oylarını kullandılar, öğrenciler sizce niçin oy kullanmıştır? Cevap, adaletli bir seçim olması için oy kullanmıştır. Keşfedelim ya olmasaydı, öğretmeninizin rehberliğinde 4 grup oluşturunuz, öğretmeninizin verdiği beyaz fon kartonuna okul müdürümüz olmasaydı ne olurdu, sorusunu yazınız. Sorunun altına cevabı, nızı şiir, resim, masal veya öyküyle grup olarak ifade ediniz. Birden fazla şekilde de ifade edebilirsiniz. Örneğin hem şiir yazabilir hem de resim yapabilirsiniz. Hazırladığınız çalışmayı grup olarak tahtaya yapıştırınız. Sonuçları sınıfça tartışınız. Cevap, sizler için bir öykü yazdık, umarız ki dersinizi yapmanıza yardımcı olur. Müdürsüz bir gün, Ahmet okula geldiğinde her şeyin farklı olduğunu hissetti. Sınıf kapısında öğretmeni değil, sınıf arkadaşı Emre bekliyordu. Nerede öğretmenimiz, diye sordu Ahmet. Emre, bugün öğretmenler burada değil, sadece biz öğrenciler varız, dedi. Bu durum Ahmet'e garip geldi. Okul bahçesine çıktığında her tarafın dağınık olduğunu gördü. Basketbol potası yan yatmış, kaydırakların üzeri tebeşirle karalanmıştı. Sanki bir fırtına geçmişti. Sınıflar karmakarışıktı, sıralar yerlerinden oynatılmış, tahtalar silinmemişti, kantinde de bir telaş vardı. Sıra beklemek yerine herkes birbirine karışmış, istediği şeyi almak için yarışıyordu. Öğrenciler arasında küçük tartışmalar başlamıştı. Mola zilinin çalmasıyla herkes bahçeye koştu. Fakat orada da düzen yoktu. Kimi futbol oynamaya çalışıyor, kimi köşede kitap okumaya çalışıyordu. Fakat her yerde bir gürültü, bir karmaşa hakimdi. Ahmet bu durumu çözmek için arkadaşlarıyla bir araya geldi. Okul müdürümüz olmasaydı her şey bu kadar karmaşık olurdu, dedi. Müdür bey, her şeyin düzenli ve kurallara uygun olmasını sağlıyor, diye ekledi Zeynep. O gün Ahmet ve arkadaşları, okul müdürlerinin ne kadar önemli olduğunu anladılar. Öğrenciler, okulun nasıl bir yer olması gerektiği konusunda birbirlerine yardımcı olmaya karar verdiler. Birlikte sınıfları düzenlediler, bahçeyi temizlediler ve herkes kendi görevini yapmaya başladı. Gün sonunda, okulun kapısında müdür beyi gördüler. "Bugün okulda ne olduğunu biliyorum," dedi gülümseyerek. Umarım herkes, kuralların ve düzenin ne kadar önemli olduğunu anlamıştır. Ahmet eve dönerken, okul müdürsüz bir günün nasıl geçeceğini hayal etti. Ve o gün, müdür beye ne kadar şükran duyduğunu anladı. 3. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Hayat Bilgisi Ders Kitabı sayfa 145 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.